kahverengiye döndü, içleri dolgunlaştı. Yeşil dallar yüklerini taşımaktan yorgun. Karadeniz'in fındığı toplanmaya hazır. Karadenizli fındığını toplamaya yetişemiyor. En büyük yardımcıları başka illerden gelen mevsimlik işçiler. Kimi Urfa'dan, kimi Batman'dan. Fındık, Güneydoğu insanı için yeni ekmek kapısı. Urfa'dan gidiyoruz. Orada gidiyoruz. Ekmek parası çalışıyoruz abi. Ya Bolu, ya ben Düzce'ye gideceğim. Mecbur, ne yapak ekmek parası? Güneydoğulu aileler en az bir aylık çalışma için çıkıyor yola. Aynı aileden 5, 10 hatta 15 kişi gidiyor. Amaç fındıktan alacakları yevmiyeleri bir araya getirip kışı biraz olsun rahat geçirmek. Karadeniz yolunda en tercih edilen vasıta minibüs ve kamyon. Önce güvenlik diyenler trenle yolculuk yapıyor. Kapıdan giremeyen pencereden biniyor trene. Hayat şeridinde 30 gün boyunca tekrarlanan bir film karesi bu. Çuvallarda zorunlu ihtiyaçlar. Umut yolculuğunda son durak Arifiye. İşçiler kendilerini gelip alacak aracıları bekliyor istasyonda. İlk kez gelenlerin bakışlarından endişe ve hüzün okunuyor. İlk sefer buraya gelişimizdir. Daha ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bakkaldan hariç de fındık görmemişiz yani. Sadece bakkalda fındığı görmüşüz. Demiryolunun yanı başında işçilerin eşyaları var. Patates, turşu, kavun, peynir. Yemek pişirmek için tüp, yatmak için yatak yorgan. Asgari ihtiyaçların tamamı bu eşya yığınının içinde. Sonunda iş başlıyor. Ailelerin büyük çoğunluğu işçilerden komisyon alan dayı başılar tarafından fındık bahçelerine götürülüyor. Ben işi başlayıp 1 milyon alıyorum. Bahçede söz bitiyor, sıra işte. Duyulan tek ses fındık dallarından ve olgun çotanaklardan yükselen hışırtı. Neden geldiniz sorusuna verilen cevap hiç değişmiyor. Niçin geldiniz, evinizi barkınızı bırakın? Çalışmak için gelmişim. Diyarbakır'da iş olmadığı için biz de buraya çalışmaya gelmişiz. Gün uzun, iş zor. Sabah 6.30'da başlayan mesai akşam 7'ye kadar sürüyor. Sert yapraklar, dalların arasındaki dikenler işin zor yanı. Dinlenmek, şikayet etmek yok. Ellerine batan dikenleri temizleyip işe devam etmek zorunda herkes. Zor olsa bile çekmeliyiz. Kolay değil de. Ne yapalım? İşimiz kolay iş yoktur tabii ki. Yevmiye bölgeye ve işçinin yaşına göre değişiyor. Giresun'da 25, Adapazarı'nda 19 lira kazanıyor bir işçi. Günümüz 19 milyona geliyor. 20 milyon. Günde 8 yevmiye kazanıyoruz. Güneş tepede yükselirken eller dallara uzanıyor. Sessizliği 17 yaşındaki Veli'nin sevda şarkısı bozuyor. Dünyaya atmışken bu gözlerimi... Son bir kez olsun göreyim seni. Bir 15 yaşındaki Gurbet ailesine yardım ediyor. Yaşıtlarının okula başladığı günlerde de fındık toplamaya devam edecek. Genç kızların hayali bu paranın bir bölümüyle çeyiz hazırlamak. Çift falan alacağım, yazma alacağız. Oya yapacağız kendimize. Ve yüreği yaralı bir anne. Babasız büyüttüğü çocuğu askere giderken o fındık topluyordu. Gözyaşlarını yüreğine akıtıp oğluna göndereceği parayı kazanmaya çalışıyor. Oğlum askere gitti, oğlum yılçılamadım bile. Dün gün gitmiş komşular onu yılçılamış. Fakir olmayaydık oğlumu bırakırdım, gelirdim babasız yettiğim eksik ettik. Fındık işçiliğinde en ağır yük kadınların omuzlarında. Yorucu iş gününün sonunda elektriği, suyu, hatta tuvaleti bile olmayan çadırlarda yatıyorlar. Ne bir sıcak su var, ne bir banyo var, ne bir tuvalet var. Mecbur olmasa, karar olmasa bile ne işimiz burada var? Bazen kaza yapıyor, bazen ölüyor, ne yapacağız? Mecbur geliyor buraya. Ne bir su, ne bir sabun, ne bir banyo, ne bir şey. Öyle yatarık, öyle kalkarık. Bir farz namaz nedir kılmıyor? Yer yoktur. Fındık Eylül ayının ortalarında bitecek. İşçiler bu kez memleketlerine, ağaların tarlalarında pamuk toplamaya gidecek. İşimiz olsun, çalışalım yeter bize.